Selamun aleyküm. Güzel ülkemin güzel insanları. Hayırseverler akın akın profil demir gönderiyor. Hem de akın akın arkadaşlar. Kamyonun biri boşalıyor, biri geliyor. Biri boşalıyor, biri geliyor. Ahmet abiler cumartesi, pazar günü bile çalıştılar. Sabahleyin geldi bizim dükkandan çay aldı. Şaftım kaydı dedi. Vallahi dedi, pazar günü de akşama kadar hiç durmadan çalıştık dedi. Bu güç nasıl veriliyor sana dedim. Dedi ki deprem bölgesindeki insanlar donuyormuş dedi. Ve şimdi yine gelen malzemeleri indirecekler arkadaşlar. Yani deprem bölgesindeki insanların üşümesini duyduğu bile ona güç ve cesaret veriyor. Ve arkadaşlar akın akın profil demirler kamyonlarda geliyor. Şu şekilde göstereyim size. Bunları hayırsever iş adamları, vatandaşlar veriyor arkadaşlar. Böyle bükülüyor demirler. Yine Ahmet abi pazar günü de çalışmışsın. Cumartesi gece 12'ye kadar, pazar günü dün akşam 4'e kadar çalıştım. Bana bir sabahleyin çay almaya geldiğinde şaftım kaydı dedin. Aynen, evet. Düzelir mi? İnşallah. Ülkemiz düzelsin, biz önemli değiliz. Evet, ülkemin güzel insanları. Gördüğünüz üzere çadırların demirleri bükülüyor. Size canlı yayın yapmıştım biliyorsunuz. Bu biraz büyük. Bunların içine geçiyor arkadaşlar. Böyle işaretler var. O işaretlere kesilmiş demirler geliyor, vızır vızır kaynıyor arkadaşlar. Buralarda da işaretler veriliyor. Burası arkadaşlar Ernursan sanayi, yani fabrika kazanları, her türlü şeyler yapıyorlar. Ama bu boşlukta da arkadaşlar depremzedeyi düşünerekten cayır cayır çalışıyorlar arkadaşlar. Burada kaynıyor, iş bitiyor. Bir de boyalı profil kullandıkları için boyaya gerek kalmıyor arkadaşlar. Dün bir tır yüklediler. Böyle buraya diziyorlar arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Buralara diziliyor. Bu ara boşluk komple dolduktan sonra tır geliyor. Geldikten sonra arkadaşlar yükleniyor, gönderiliyor. Hiç boşluk yok. Vızır vızır çalışıyorlar arkadaşlar. Hemen geliyor işaretin üzerine. Ayarlı penseyle kısıttırıyorlar. Hem buradan hem oradan yapılıyor. Gördüğünüz üzere işaret koyuldu. Hemen buraya koyuluyor. Onun kaynağı bitti. Kaynağa çok bakmayın Lokman abi. Daha geldi. Nerede? Kapının önünde. Tamam, onu gördüm, onu gördüm. Arkadaşlar 4-5 tane çalışan ustamız bir dükkanda depremzedelere çadırın komple iskeletini yapmaya uğraşıyorlar. Hayırsever insanlar da arkadaşlar akın akın buraya profil demir gönderiyorlar. Bunlar bizim vatandaşın yaptığı şeyler arkadaşlar. Halkın yaptığı şeyler. Tabii ki yüksek mercideki insanlardan da daha bir özveri, daha bir gayret istiyoruz arkadaşlar. Çünkü ben deprem bölgesinde sülalem mağdur oldu. Onlar da arkadaşlar bu çadırlara yerleşmeleri lazım. Annem babam belediyenin kültür merkezinde 3 gün arkadaşlar sandalyede oturarak zaman geçirdiler. Ve gittik oradan aldık getirdik. Biz bakıyoruz. Ama tabii çadır kentlerin bir an evvel nizami bir şekilde kurulup o insanları soğuktan kurtarmak gerekiyor. Soba göndermeyle, gıda maddesi göndermeyle bir nebze olsun onların eksiği giderilmiş olsa da en önemli şey arkadaşlar çadır.
çadır arkadaşlar. Tabii ki depremin ikinci günü oradan kardeşime şöyle söyledim. En büyük eksik ne var dedim. Kefen dedi abi, kefen. Kefensiz gömülüyorlar dedi. Kefen dedi. Tabii şimdi o eksik giderilmiştir arkadaşlar. Bunlar buraya alınıyor. Büküm makinesi hiç durmuyor arkadaşlar. 24 saat böyle vızır vızır dönüyor arkadaşlar. Ahmet abi buradan bir tane koyuyor. Ahmet abi bir tane koy, ben tutarım. Anladım. Mutfak yok, yola devam. İyi, gözlerine bir şey olmuyor ya. Kamyon gelecek şimdi, geri gelir. O bugün güzel bir zaman geldi. Bir kamyon gönderdiğiniz demirlerden kaç tane çadır oluyor? Yaklaşık iki tır gönderdik. Evet. 275 çadırlık malzeme gönderdik. 275 çadırlık malzeme gitti. Yani 275 çadır da arkadaşlar bayağı bir oluyor. Tabii peş peşe yapılıyor arkadaşlar. 12 metrekare. Bak 12 metrekare mi oluyor çadır? Evet. 50 takım daha şimdi bugün göndereceğiz. Yani 50 çadır bugün göndereceğiz. Böyle zayır zayır buradan makine takip ediyoruz.